Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşında beraberiz. Gaziantep'teyiz, misafirlikteyiz diyelim. Bugün nelerle tıraş olacağım? Bugün palmolive ile tıraş olacaktım. Seyahat çantası yaptım kendime küçük malzemeleri koymak için. Palmolive küçük bir sabundu ama bir tane şöyle zeytinyağlı ama bayağı bir yağlı bir tıraş sabun buldum burada. Antep'e özgü bir sabun galiba, zeytinyağlı. Nizip'te zeytinyağlı sabunlar yapılıyor. Belki oradan gelmiştir. Markasını bilmiyorum. Bunu deneyeceğim. Gözüme kestirdim. Bakalım nasıl olacak. Önce bir sıcak suyla yıkayalım. Yani yıkayalım derken ıslatalım. Bir ıslatalım bakalım. Palmolive'e niyet ettik ama Antep'te karşımıza bu sabun çıktı. Biraz sulayalım şöyle. Bayağı yağlı bir sabundu. Bu tıraş sabunu değil, banyo sabunu. Bakalım bununla tıraş olunabilecek mi? Bir ara katran sabunuyla olmuştum. O çok kaygan değildi. Bu nasıl acaba, bir bakalım. Koku olarak da tıraş sabunlarına yakın bir kokusu var. Birazcık da şöyle elimde sabun yani. Köpüğümüzü fırçayla çoğaltalım. Bu arada gözüme çok az bir sabun kaçtı. Yaktı. Bir tıraş sabunu kadar yoğun bir köpüğü yok. Hemen bir bakalım mı? Gördüğünüz gibi. Biraz daha köpük istiyor. Yani köpürtme olarak tıraş sabununun performansını vermiyor. Onu söyleyeyim. Ama sabun ele aldığın zaman çok kaygan. Onu söyleyelim. Kalın bir köpük olmadı. Sakal da uzun gerçi. Bu arada açımız nasıl tam bilemiyorum. Mekan dar. Şimdi Antep'e özgü bakır rengi tıraş aletiyle
tıraş olalım. Gillette'nin eski bir aleti, üç parçalı. Hop. Kutusu şöyle. Daha önce de bununla tıraş olmuştum. Jilet olarak 7 clock. Yani bir hafta kalacağız. Bir tane jilet yeter dedim. Voilà. Jileti takalım. Tıraşı olalım. Yüzünde köpüklerin söndüğünü hissedebiliyorum. Pıt pıt diye sönüyor. Evet. Başlayalım. Dur. Şuradan tasımızı da suyumuzu da ayarlayalım. Başlangıç olarak jilet iyi kesti. Kayganlık ve akıcılık var. Şu anda sabunda. Ağzı tıkandı biraz. Çok hafiften tıkanma oldu. Orta kısımda. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi. Demek ki bu makine uzun sakallara çok gelmiyor. Kusturayla devam etse iyi olacak sanki. Bir dakika. Böyle de usturam. Burada. Nerede jiletim nerede? Bir tane de jilet çıkaralım. Şuradan usturayla devam edelim. İşte ustura olunca böyle sıkıntılar olmuyor fazla. Yok ağzı tıkandıydı, yok şuydu buydu. Şak şup. Devam.
Ne alıyoruz? İkinci perdeye devam ediyoruz. Fırçamız da burada. Şöylemizin sabunları gitsin. İki perdeye, ikinci perdeye ihtiyaç duyuyoruz. Neden duyuyoruz? Makinenin ağzı tıkandı. Makine demek ki günlük tıraşlar için uygunmuş o makine. Biz de usturayla devam. Köpük söndü gitti. Köpük buharlaştı. Evet, parça parça da olsa bir tıraşı bitirdik. Neyle başladık? Bununla başladık. Bununla bitirdik. Sabunumuz nerede? Sabunumuz da burada. Bu banyo sabunuymuş, öyle devam edecek. Tıraş sabunu olamaz. İş görür ama olamaz şu anda. Yeterli seviyede değil. Şimdi gelelim. Tıraş sonrası ne kullanacağız? Ne bulduk? Tarım Kredi'nin zeytin kolonyası 60 derecelik bir kolonya. Bunu hemen bir tıraş sonrası için test ediyorum. Rengi mengi falan güzel. Hemen bir test de yapalım mı buna? Yapalım. Uf, of. Şu kısım yandı. Yakıcılığı iyi. Jiletten de olabilir. Bu koku için şöyle diyebilirim. İlk başta sentetik bir koku geliyor. Daha sonra birazcık kuruduktan sonra zeytinin kokusu daha kalıcı oluyor. Daha çok hissediliyor. Güzel yani o konuda iyi. Evet.
İlk koklamada böyle bir sentetiklik var. Bunun üzerine bir ne sürelim? Arko sürelim şöyle. Bu arkoyu da buraya bırakacağım. Burada kullansınlar. Evet, bir tıraşın sonuna geldik. Zeytinyağlı tıraş sabunu, zeytinyağlı kolonya. Evet. Bana saatler olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.